Herkese merhabalar. Örgü Hikayeleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle bebek taytı ya da bebek pantolonu yapacağız. Ben de ilk defa sizlerle birlikte yapacağım. Bu sefer Etrofil Jeans kullanıyorum. Etrofil Jeans %55'i koton, %45'i akrilik olan 50 gram ağırlığında, 160 metre uzunluğunda bir ip. Şiş önerisi ise 4-4,5 numara önerilmiş. Pardon. Evet, 4-4,5 numara önerilmiş. Renk kodu ise 028. Ben şişme 110 tane, 111 tane ilmek attım. Pantolonumun yapımında 2 tane farklı şiş kullanacağım. 4 numara 2 farklı şiş kullanacağım. Birisi 40 santim, biri 60 santim. Dikişsiz çalışacağımız için üst kısmı bu şekilde 2 tane şiş kullanmak durumunda kaldım. Aslında tek şişle de yapabilirdik. Fakat dikiş yapmamız gerekecekti o zaman. Gene gerçi bir kısmını kapatmak için dikiş uygulayacağız ama yanlarda dikiş olsun istemediğim için bu şekilde 2 şiş kullanacağım. Şişimize 110 tane ilmeğimizi atalım. 111 tane ilmeğimizi atalım ve örgümüze başlayalım. Şimdi ben 111 tane ilmeğimi attım ve örgüme başlayacağım. Bakın şurada detaya dikkat edin. Örgümüzün düz yüz görüntüsü olduğuna emin olalım burada ve bütün ilmeklerimiz aynı yönde olmuş olsun. Şöyle yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Düz olarak örüyoruz. Gerideki ilmeğimi, örmediğim ilmeğimi şu ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Evet, bir sıkıştırıyorum şurayı. Burası bizim başlangıç noktamız. Her zaman işlem yaparken bu ipimizi baz alacağız. Şimdi arkadaşlar bu örgüyü örerken tam tur döndüğümüz için bir sıramız düz, bir sıramız ters olacak her zaman. Onu baştan hatırlatayım ve unutmayın. Yani bir sırada ajur çalışması yapıyorsak ikinci sırada ajur çalışması yapmayacağız. Çünkü ters sıramızı öreceğiz. Ters sıralarımızı da dönerek ördüğümüz için bu örgümüzü de düz olarak öreceğiz. Ben toplamda bir 8 sıra şimdi düz örgü yapacağım arkadaşlar, hiçbir işlem yapmadan. Ardından arttırma ve kesme çalışmamız olacak. Lastik kısmının kıvrılması için, hoş bir görüntü elde edebilmek için bu şekilde bir çalışma yapacağım. Ben şimdi 7-8 sıra düzlerimi örüp geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. 9. sıramdayım. Şimdi ne yapıyorum? Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Bu sıra biraz zor olacak arkadaşlar şişimizden dolayı. Ya da kesme işlemlerini şöyle tersten de yapabilirsiniz. Biraz daha kolaylaştırabilir işimizi. Aynı şey. Yani tersten dediğim soldan sağa doğru bir kesme yapabilirsiniz. Bir doluyorum. Bu da fark etmeyecek gerçi. Biraz zor. İki ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Başlangıç noktamıza kadar bu şekilde bir dolayıp bir keselim. Bir dolayıp bir keselim arkadaşlar. Sıra başına kadar ördüm ve geldim. Artık yine dolama yaptığımız ilmeklerimizi de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Toplamda 12-14 civarında bir düz sıramız olacak arkadaşlar. Ondan sonra ajur çalışması yapmaya başlayacağız. Ben şimdi düz sıralarımı örüp geleceğim. Sizinle de kaç sıra düz sıra örmüşüm arttırmalarımızdan sonra, bu sıramızdan sonra paylaşacağım. Arkadaşlar ben 8 sıra ördüm. Lastik kısmımı tamamlamış oldum. Artık örgümüz de genişledi. Şimdi şiş değiştireceğim. Siz de istediğiniz zaman şişinizi değiştirebilirsiniz artık. İlk başlangıç için gerekliydi. Şimdi 60 santim şişime geçiş yapıyorum. Bu arada kaçıncı sıramı örüyorum? 1, şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıramı örüyorum şu anda.
Ve 12. 13. sıramda ilk ajur çalışması yapacağım. 12. sıramda ilk ajur çalışmamı yapacağım. Ajur kısmına gelene kadar düzlerimi örmeye devam ediyorum. Ajur sıramızda görüşelim. Arkadaşlar şimdi bakın şu ajur yaptığımız yerden itibaren sayınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani şu an 13. sıramdayım. Başlangıç ipimi kontrol ediyorum. Başlangıç ipime gelmek için 2 tane düz daha örüyorum. 2 düzümü ördüm. Tam başlangıç ipimin olduğu yerdeyim. Şimdi ajur çalışmalarımıza başlıyoruz. 1 tane doladım. İlmeğimin yönünü değiştirdim. Ki siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Benim ilmek yönüm ters olduğu için, düzgün bir duruş istediğim için, sağdan sola doğru baksın istediğim için bu şekilde ilmek yönünü değiştiriyorum ben arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ördüm. 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim. Ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Devam ediyorum. Yine 9 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim. 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Yine 9 tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle sayacağım. 2, 4, 6, 8, 9. 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim. 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim. Ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm, kestim. Şimdi başlangıç ipimize kadar arkadaşlar, ilk dolamamıza kadar bu şekilde 9 tane düz örüp bir dolayıp bir kesme işlemi yapıyoruz. Ondan sonra tüm sıramızı düz olarak öreceğiz. Bir sonraki sıramızda ikinci sıra ajurumuzu yapıyoruz. Neden ajur sıramızdan sonra bir sıra düz öreceğiz? Çünkü ters sıramızı örmüş olacağız. O yüzden de ajur sıralarımızdan, yani ajur yaptığımız sıradan sonraki sıralarda mutlaka düz örgü olacak. Şimdi ben sıra sonuna kadar ve düz örgümü örüp geleceğim. İkinci sıra ajur çalışmamızı yine birlikte yapalım. Arkadaşlar şimdi ikinci sıra ajur çalışmamızı yapacağız. Bakın üçüncü ilmeğim ilk sıramdaki ajur çalışmam. Ne yapıyorum? Baştaki iki ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. Bir doladım. Bir önceki sıramızdaki ajurumuzun ilmeğini düz olarak ördüm. Bir doladım. İlmek yönümü değiştirdim. Bu sefer sağdan sola doğru bir kesme işlemi yaptım. 6 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 düzümden sonra yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. Pardon, 1 ilmeğimin yönünü değiştirdim ve sağdan sola doğru bir kesme işlemi yaptım. Yine 6 tane düz örüyorum. 6 düzümü ördüm. Bakın 2 ilmeğimi böyle soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim ve 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte ördüm ve kestim. Son bir kez daha paylaşıyorum sizinle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. 1 doladım, 1 düz ördüm, 1 doladım. 1 ilmeğimin yönünü değiştirdim ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Şimdi arkadaşlar sıra başına kadar, ipimize kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonra yine tam bir tur düz öreceğiz. Ardından 3. sıra ajur çalışmamızı yapacağız ve devam edeceğiz.
İkinci sıra ajur çalışmamdan sonra düz sıramı da ördüm ve geldim. Şimdi bakın şurada 1, 2, 3 yani ajurlarımızı yaptığımız ilmeklerimiz var. Tam şu anda ajurlarımızın olduğu ilmeklerdeyiz. Bakın 1, 2, 3. Ne yapıyorum? Sağdaki ajurumun ilmeğini örüyorum. Bir doluyorum. Ve ilk ajurumuzun üzerindeki ilmeği yönünü değiştirip yandaki ajur çalışması yaptığımız ilmekle birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düzümü ördüm, bir doladım, ilmek yönümü değiştirdim, 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yani bu 2 ilmeğimi birlikte ördüğüm ilmeğim en alttaki ve soldaki ajurumuzun ilmekleri olmuş oluyor. Şimdi devam ediyorum. Yine 9 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın ilk ikinci sıradaki ilk ajurumuzun ilmeği oluyor. 9. ilmeğimiz. Bir tane doluyorum. İlmek yönünü değiştiriyorum ve sağdan sola doğru birlikte İki ilmeğimi örüp kesiyorum. Arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar 9 tane öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bir doluyoruz. İlmek yönünü değiştirip kesiyoruz. Bu şekilde başlangıç noktamıza kadar örüyoruz. Ondan sonra başlangıç noktamıza kadar ördükten sonra toplamda 4 tur düz öreceğiz. Ondan sonra ikinci sıra ajur çalışmamıza başlayacağız arkadaşlar. Ben şimdi bu sıramı tamamlayıp 4 turda düz örgülerimi örüp geliyorum. Arkadaşlar 4 sıra demiştim ama şöyle saydığım zaman 4 sıra ters ilmeğime denk geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Yine başlangıç ipimin olduğu noktadayım. Şimdi ajur çalışmamızın olduğu ilmeği ördüm. Bunu 1 diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve birlikte ördüm, kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tane ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü değiştirdim ve birlikte ördüm, kestim. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ördüm. Kaydırmalı bir model arkadaşlar. O yüzden bir ilmek, iki ilmek sağa sola oynadığı zaman rahatsız olacağınız bir durum yok. Devam ediyorum. 9 tane düzümü örüyorum. Bir doluyorum. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Ve yine 9 tane örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde sıra başına kadar örüyoruz. Ondan sonra da tam bir tur düz örüyoruz. Yani ajurlarımız düz sıramız oluyor. Tam bir düz sıra ördüğümüz zaman da ters sıramız oluyor. Ondan sonra da ikinci sıra ajur çalışmalarımızı yapalım. Yine başlangıç ipime geldim. Şimdi ne yapıyorum? Normal örüyorum. Ajuruma kadar öreceğim ama ajurumdan 2 ilmek kalana kadar. Bakın ortadaki ajurum 3 ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi, ilk 2 ilmeğimi şu şekilde soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım.
İlmek yönümü değiştirdim. İki ilmeğimi birlikte aldım ve kestim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz ördüm. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim. Ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Yani arkadaşlar, ikinci sıra ajur çalışmamızı yaparken de birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemleri yapıyoruz. Şimdi yine 6 tane düzümü örüyorum. Son kez paylaşıyorum ikinci sırayı. 6 düzümü ördükten sonra 2 ilmeğimi birlikte öreceğim. Soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim. Bu sefer sağdan sola doğru bir kesme işlemi yaptım. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim arkadaşlar. Yani ajur çalışmamızı, ikinci sıra ajur çalışmamızı yapalım. Ardından da yine bir sıra düzümüzü örelim ve dördüncü sıramızı, yani üçüncü ajur sıramızı birlikte örelim. Yine başlangıç sıramdayım. Düz sıramı da ördüm, geldim arkadaşlar. Ne yapıyorum? Ajurlarımın olduğu yere geliyorum. Şimdi üçüncü sıra, az önce dört dedim ama üçüncü sıra ajur çalışmamızı yapacağız. Bu ilk sıra yaptığımız tekli ajurumuz. Bu ilk ilmeğimizde sağda ve solda yaptığımız ajur çalışmamız. Şimdi ne yapıyorum? Sağdaki ajurumuza ait olan, bir alt sıradaki ajura ait olan ilmeği örüyorum. Bir doluyorum. Ortadaki ilk ajur sıramızı devam ettiren tek ajur sıramızdan gelen ilmeğimi yönünü çeviriyorum. İkinci sıra ajur çalışması yaptığımız ilmeğimizle birlikte örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ördüm, 1 doladım, ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 deyince bakın arkadaşlar, 9 tam şuraya denk geliyor. Şu yandaki ajuruma denk geliyor. Doluyorum. Kesme işlemini de ilk sıra yaptığımız, bakın şu deliğimizin devamı olan ilmeğimiz ve ikinci sıradaki ajurumuzun ilmeğini yönünü değiştiriyorum ilmeğimin ve iki ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Bu şekilde 9 tane düz örüp dolama ve kesmemizi yaparak sıra başına kadar ajur çalışmamızı devam ettiriyoruz. Ardından toplamda 5 sıra düz örüyoruz arkadaşlar ve tekrar birinci sırada, yani ilk ajur çalışmamızı yaptığımız gibi aynı hizaya denk gelecek şekilde 3. ajur sıramızı yapacağız. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Ta ki pantolonumuzun A kısmında arttırma yapana kadar. Muhtemelen 4. ajura geldiğim zaman o A arttırmalarını yapmaya başlıyor olacağım. Şimdi sıramı tamamlayıp 5 sıra düzümü örüp geliyorum. Arkadaşlar, ben hızımı alamamışım. Kaptırmış gidiyorum. Çekimi de unutmuş vaziyetteyim. Şimdi 3. sıra ajur çalışmamızı yapacağız. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın şöyle sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 sıra olmuş. 6. sıramızda örüyorduk. Başlangıç ipimizi baz alıyorduk. Şimdi sanki başlangıç ipimizi baz alırcasına, ben çünkü biraz ileri gittim, sizinle paylaşacağım. Bakın şu şekilde nasıl yapacağımızı paylaşıyorum. Tam başlangıç ipimizin olduğu yere göre ayarlayayım. 2, 3, 4. Şimdi model kaydırmalı bir model olduğu için arkadaşlar birebir denk getiremeyebiliriz. Ama şöyle yapıyoruz.
birinci sırada, ilk sırada yaptığımız Azure çalışmamızın, bakın şu ilmeğini takip ediyoruz. Ve başlangıç ipimiz de buna denk geliyor zaten. Ne yapıyoruz? Üçüncü sırada başlangıç ipimizden sonra yine bir doluyoruz ama ilk sıra Azure'umuzu baz alıyoruz. Bakın bu ilk sıra Azure'um. Bir doladım. İlmeğimin yönünü değiştirdim. İki ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. 9 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Yine bir doladım. İlmek yönümü değiştirdim. İki ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Tekrar 9 tane örüyorum. Dokuz tane öremiyorum çünkü 9 tane örüyorum, bir doluyorum, iki ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci sırama geldim ve bu şekilde devam edeceğiz. Yani ne yapıyoruz? Yeni bir Azure sırasına başladığımızda arkadaşlar, örnek veriyorum, birinci sıra üçüncü sırayı takip edecek, dördüncü sıra ikinci sırayı takip edecek. Ona göre Azure çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi ben lastik kısmına, daha doğrusu A kısmındaki arttırma kısmına kadar ilmeklerimi örüp geliyorum ve Azure çalışmamızda normal birinci ve ikinci sırada nasıl yapıyorsak aynı şekilde devam ettiriyoruz. Üçüncü sırada başlangıcını da sizinle paylaşmış oldum. Başlangıç ipimizden itibaren ya da ilk sırada yaptığımız Azure'umuzu takip ederek yine aynı işlemleri tekrarlayarak modelimizi koyduk. Dördüncü sırada da ise bakın ikinci sıranın Azure'unu takip ederek başlangıcı yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi dediğim gibi A kısmındaki arttırma yapacağız A kısmında. A kısmındaki arttırmalarıma kadar örüp geliyorum. Arkadaşlar ben bir fasıl şöyle sağlam bir şekilde söktüm. Tekrar A kısmından itibaren yeniden çekmeye başlıyorum. Şimdi şuraya bir ayraç takıyorum. Normalde bizim burası tam Azure yapacağımız yerimizdi fakat burada şu an bunu yapamıyoruz. Şöyle önce bir gizli arttırma yapıyorum. Ayracımı takıyorum. Bir, iki tane düz örüyorum. Ayracımı takıyorum. Yine bir tane gizli arttırma yapıyorum. Bu iki ilmeğimizin sağından ve solundan sanki roba arttırması gibi yapar gibi arttırma yaparak A kısmımızı tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar hep başlangıç ipimizi baz alarak, yani başlangıç ipimizden sonraki ajurlarımızı baz alarak bu ayracı taktım. Bakın başlangıç ipimiz burada. 9 tane ördüm. Ayracımı taktıktan sonra bir tane doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yine 9 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim. İki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine 9 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 doladım. İki ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bir doladım. İki ilmeğimin yönünü değiştirdim ve kestim. Şimdi şöyle bir sayalım arkadaşlar. Bakın ayraçtaki ilmeklerimizi saymıyoruz. Arttırma yaptığımız ilk ilmeğimizi de saymıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ilmek oldu. 45, 46, 47,
48, 49. Bakın ajur sıramdan sayıyorum. 49 dedim ama bakın altta 5. ilmeğimiz olmuş oldu. 50, 51, 52, 53. Yani burada yine ajur çalışması yapamıyoruz tam karşıya denk geldiği için. Bir tane gizli arttırma yaptım. Ayracımı taktım. İki tane düzümü örüyorum. İki düzümü ördüm. Yine ayracımı takıyorum. Ve şöyle bir gizli arttırma yine yaptım. Şimdi bu gizli arttırmamı saymıyorum. İlmeklerimi bir sayacağım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53. Sağda ve solda, yani ayraçlarımızın sağında ve solunda 53 ilmek oldu. Arttırmalarımızla birlikte 54 ilmek oldu. Şimdi buradaki ajurumuzu gene baz alacağız. 1, 2, 3, 4, bakın 5. 5, 6, 7, 8, 9. Bir doladım. Bir tane ilmeğimin yönünü değiştirdim ve iki ilmeğimi birlikte ördüm. Yine 9 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm, kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 doladım. Ve ilmek yönümü değiştirdim, kestim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 doladım. 2 ilmeğimin yönünü değiştirdim. 1 ilmeğimin yönünü değiştirip 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diyoruz arkadaşlar. Bir dolayıp kesemiyoruz. Niye? Arttırma yaptığımız ilmeğimiz çünkü. Bu sırada bu ajurumuza es geçeceğiz. Fakat arkadaşlar bir alt sırada yakın da olsa arttırma sıramıza mutlaka ajur çalışmamızı yapacağız. Şimdi bir sıramız düz sıramız, bir sıramız ters sıramız olduğu için arkadaşlar bir sırada arttırma yapacağız. Bir sırayı arttırma yapmadan öreceğiz. Şimdi arttırma yaptığım ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bu sıramızı komple düz olarak örüp geliyoruz. İkinci sıra ajurlarımızı yine aynı şekilde yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde, yani her sırada arttırma yapmıyoruz da iki sırada bir arttırma yapıyoruz ve normal ajurlarımızı da yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu sıra ajur çalışmamıza başladık. Normal bir şekilde ajur çalışmamızı, yani ajur çalışmamızdan kasıt birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra şeklinde yaptığımız için aynı şekilde ajur çalışmamıza devam ediyoruz. Dediğim gibi burada bu ayraçlarımızın sağında ve solunda sadece düz ördüğümüz sıralarda arttırma yapıyoruz. Ters ördüğümüz sıralarda hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Toplamda 6 sıra arttırma yapacağız. Ondan sonra bacaklarımızı ayıracağız arkadaşlar. Ben şimdi 6 sıra arttırmamı yapıyorum. Normal ajur çalışmamı da yapacağım. Hiçbir değişiklik yapmadan. Bir sonraki ajur çalışmamızı da yine ben sizinle paylaşayım arkadaşlar. Tereddüt içinde kalmayın. Yani nerede ajur yapacağım, nerede yapmayacağım diye aklınızda kalmasın. Ben şimdi ikinci sıra, yani bu sıramızdan sonraki ajur çalışmamızın başlangıç kısmında yine sizlerle paylaşacağım. Yine başlangıç noktama geldim ve 6. kez arttırmamı yapıyorum. Bir tane gizli arttırma yaptım. 1, 2 tane düzümü ördüm. Tekrar bir gizli arttırma yaptım. Şimdi arkadaşlar burada artık ajur çalışması yapacağız. Hem ajur yapacağımız sıramızdayız. Şöyle bir geriye sayalım.
1, 2, 3, 4, 5 diyoruz. Yani buradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyorduk ya. Şimdi buradan itibaren 5 diyoruz. Ne yapıyoruz? 2 daha öne alıyoruz. Şöyle sayalım. Arttırmamızı yaptık. Gizli arttırmamızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane düz ördüm. Şuradan da bir kontrolünü sağlayayım. 3, 5, 6, 7, 8 tane düz ördüm arkadaşlar. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Modelimizin sağlamasını biz önceki sıramızdaki ajurumuzun en üstündeki ajurda 5 dediğimiz zaman bu noktaya denk gelmiş olması lazım ki modelimiz tam oturmuş olsun. 9 tane düz örüyorum. 1, pardon 5 dedik bunu unuttum pardon. 5 taneden sonra 6, 7, 8, 9. 1 doluyorum. İlmek yönümü değiştiriyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 1 doladım. İlmek yönümü değiştirdim ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar şurada 9 ilmek var. Ama burada da aslında bir tane çalışma yapsak çok güzel olur. Sadece şöyle bir arttıralım. Arttırıyorum burada. Yarım da olsa bir ajur yapacağım burada. Arttırdım. Bir sonraki sıramda burayı keseceğim arkadaşlar. Ya da yapamayacağız yine her zamanki gibi. Şöyle normal gizli arttırmamı yaptım. Bir tane düz ördüm. Mecburen burada ister istemez bir açıklık oldu. Ama bir sonraki ajur sıramda bir tane kesip bir tane arttıracağım. Sanki yarım bir ajur yapacağım buraya arkadaşlar. Çünkü buranın boş kalmaması lazım. Çok boş kalıyor. Tam ajur sıramıza denk geldiği için modelimiz sağda ve solda boşluk kalıyor. O yüzden buraya yarım ajur şeklinde devam edeceğim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağım. Hemen farklı bir şişe. Bakın. İki tane düz ilmeğimiz vardı. Sağda ve solunda arttırmalar yaptığımız ilmeğimiz. Şimdi bir tanesini sağ tarafa verdim. Bu iki ilmeğin bir tanesini sola bırakacağım. Ve şişimdeki ilmekleri farklı bir şişe aktarıyorum. Örmediğim kısmı, henüz örmediğim kısmı farklı bir şişe aktarıyorum. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şişimi aktarıp geliyorum. Bakın arkadaşlar sağında ve solunda arttırma yaptığımız iki ilmeğimiz. Bu iki ilmekten bir tanesini aldım. Farklı şişimize aktardım. Şimdi artık ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu kısmı bir düzeltelim şunu. Şurayı da düzeltelim. Şöyle şişimizi geri alalım bu kısmı. Ve artık ters düz örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bacak kısımlarımızı ayırmış olduk aynı zamanda. Örgümüzün ters yüzünde bütün ilmeklerimizi, dolama yaptığımız ilmeklerimiz de dahil ters olarak örüyoruz. Örgümüzün düz yüzünde ise ajur çalışmalarımız varsa ajur çalışmalarımızı yapıyoruz. Yoksa düz örgülerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi bacak kısmında ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonra artık kesme çalışmasına başlayacağız. Her 4 sırada bir ilmeklerimizi keseceğiz.
Şimdi ben ters sıramı örüp geliyorum. Örgümüzün düz yüzündeyiz. 2, 4, 6, 8 tane düz ördüm arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. 2 ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte ördüm ve kestim. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Bir tane ilmeğimin yönünü değiştirip 2 ilmeğimi sağdan sola doğru kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 ilmeğimi yine birlikte örüyorum. Sağa doğru kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım. Bu sefer sola doğru bir kesme işlemi yaptım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yine 6 tane düzümü örüyorum. 6 düzümü ördüm. Sağa doğru bir kesme yaptım. Bir doladım. İlmek yönümü değiştirip sola doğru bir kesme yaptım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar birlikte çalışalım. Diğer tarafta yarım bir tane daha yapabileceğim. Sağ tarafa baktım. Sağ tarafta yapabiliyor muyum diye ama sağ tarafa yapamıyoruz. Çünkü orada çok boşluk kalacak ama diğer paçı da uygulayacağız oraya da. O yüzden oradan o şekilde kurtarır diye düşünüyorum. Şimdi ilk sıralarımız olduğu için biraz diğer şişlerden dolayı zor olabiliyor. Normal ajur sıramız neyse onu örmeye devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir doluyorum. Altı diyorum. İki ilmeğimi soldan sağa doğru birlikte ördüm, kestim. Bir doladım. 1, 2. Burada yarım bir ajur yapmış oldum. Üst kısma da aynı şekilde bir tane daha ajur yapacağım arkadaşlar. Ters yüzümüzü ördük. Düz yüzümüzdeyiz. Arkadaşlar şimdi şey demiştim ya, hani şu kenarlara ajur yapalım ama çok bir şey fark etmeyecek. O yüzden bu kenarlara ajur yapmadan devam edeceğiz. Çünkü denk gelmiyor. Yarım da yapmayı denedim. Ben bir fasıl yine söktüm. Ama istediğim gibi olmadı. O yüzden de normal bir şekilde normal ajur sıramızı örüyoruz. Bir sonraki sıramızda artık kesme çalışmamıza başlayacağız. Yavaştan yavaştan kesmelerimizi yapacağız. Bakın ilk ajurumuz, alttaki sıradaki ilk ajurumuz ve 3 ilmek. Modelimizi biliyoruz artık zaten. İkinci sıra ajur çalışmamızı yapıyoruz. Normal şimdi ikinci sıra ajur çalışmamızı yapalım. Ters ilmeklerimizi örelim ve kesme çalışmamızı da yapmaya başlayalım. Şimdi kesme çalışmamızı nasıl yapacağız? O kısmı da sizinle paylaşayım. İlk ilmeğimi boşaldım. Bir tane düz ördüm. Bir düzümden sonra iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru ördüm ve kestim arkadaşlar. Şimdi normal sıramız neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Şimdi bu sırada üçüncü sıra ajur çalışmamızı yaptığımız sıramızdayız. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi örüp geliyorum. Sıra sonunda 4 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bir tane ilmeğimin, ben örgümden dolayı bunu hep hatırlatıyorum, yön değiştiriyorum ve 2 ilmeğimi sağdan sola doğru birlikte ördüm ve kestim. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde devam ettireceğiz kesme işlemlerimize. Fakat nasıl kesmelerimize devam edeceğiz? Örgümün ters sırasını öreceğim. Tekrar düz yüzüme geleceğim, düz yüzümü öreceğim, tekrar ters sıramı öreceğim, tekrar düz yüzüme geldiğimde yine sağda ve solda kesme işlemi yapacağım. Yani kesme yaptığımız sıramızı da sayalım. 1, ters sıramız 2, düz sıramız 3, ters sıramız 4, tekrar düz sıramız 5. sıramızda kesme işlemi yapacağız. Bu şekilde kesmelere devam ederek bacağımızı daraltacağız arkadaşlar. Ben en son daraltma işlemine kadar, işte şu an ilk daraltmamızı yaptım. Kaçıncı sıra ajurumuzda başladık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra ajurumuzda daraltmaya başladık. Kaçıncı sırada farklı bir işlem yapacağım veya kesmeyi bırakacağım, sizlerle de paylaşacağım. Ben şimdi bacağımı örüp geliyorum.
Arkadaşlar şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra Azure çalışması yaptık. Bir de şöyle mezuramızla kaba taslak bir ölçü alalım. Kaç santim? 44 santim oldu arkadaşlar. Şimdi 12 sıra başlangıçtan itibaren Azure çalışması yaptık. En sonuncu Azure'umdan sonra bakın son Azure deliğimden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra düz örgü ördüm. Şimdi ne yapıyorum? 6 sıra düzümden sonra ilk ilmeğimi boş alıyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Örgümüzün ters yüzünde görüşelim. Şimdi örgümün ters yüzündeyim. Yine ilk ilmeğimi boş aldım. Dolama yaptığım ilmeklerim de dahil bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ve toplamda 4 sıra düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Yani şöyle arkadan saydığımızda 1, 2, 3, 4 tane olacak. Bu dolamalarımızı ördükten sonra 4 sıra düz öreceğiz. Dilerseniz bel kısmı gibi dikerek de yapabilirsiniz. Dilerseniz hem kesme işlemi yapıp hem lastik kısmını kapatabilirsiniz. Örerek de yapabilirsiniz. Şimdi ben o 4 sıramı yapıp geliyorum arkadaşlar. 4 sıra düzümü örüp geliyorum. Arkadaşlar ben biraz fazla gittim. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Ve örgümün ters yüzündeyim. Ne yapıyoruz şimdi? Bakın buradan sayınca 1, 2, 3, 4. sıradan sonra yani 5. sıraya işlemimizi yapmaya başlayacağız. Hep alttaki ilmekleri kullanacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4'ü kullanalım. 5'i değil. Ya da 5'i kullanalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 5. için şöyle kenardaki ilmeğimi kullanacağım. Şu şekilde böyle şunu da şişime takacağım. Bakın şu şekilde. İlk olduğu için biraz tuhaf gelecek elinize. Sonra düzelecek. Bu bir. Hep sayarak gidin. 1, 2, 3, 4, 5. Hep sayarak gidin arkadaşlar. Kaydırma yaparsanız tekrar tekrar sökmek zorunda kalırsınız. Hep alttaki ilmeği kullanıyoruz. 2 ilmeği. 2 ilmeği. Şimdi şu ilmeği dışarıda tutuyoruz arkadaşlar bakın. Bu 2 ilmeği birlikte ördük. İpimi öne aldım. Gerideki ilk kesme yaptığım ilmeği üzerinden atlattım. İpimi tekrar öne aldım. Sayarak gidiyorduk unutmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Ve yine alttaki ilmeğimi kullanıyorum. Bakın şu şekilde. Şişime atıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ve gerideki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Arkadaşlar sakın sıkmayın bu ilmekleri. Yoksa bacak kısmı çok kötü kasar. Ya size bu yöntem zor geliyorsa dikerek de bu kısmı kapatabilirsiniz arkadaşlar. 2 şöyle sayarak yapacağım her ilmeği. Yoksa kaçırırım. 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Alttan ilmeğimi aldım. Şişime taktım. Ve 2 ilmeğimi birlikte ördüm. İpimi arkaya attım. Geride kalan ilmeğimi ördüm. İpimi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şurada alttaki ipimi şişime aktarıyorum yine. İpimi önde ters bir şekilde örüp kesiyorum. İpimi arkaya alıyorum. Gerideki ilmeği üzerinden atlatıyorum. İpimi öne alıyorum. Yine alttan ilmek çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5.
Kaydırma yapmıyoruz arkadaşlar. Kaydırma yaparsak sökmek zorunda kalırız. Bu şekilde hem öreceğiz, hem birleştireceğiz, hem de keseceğiz arkadaşlar ve paçamızı da bitirmiş olacağız. Ardından diğer paçamıza başlayacağız. Ben şimdi sıra sonuna kadar ilmek toplama işime devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Son bir kez daha göstereyim. Bakın hep aynı sıradan, aynı hat üzerinden ilmeklerimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Şu alttaki, bakın şu alttaki ilmeğimi şişime alıyorum. İpimi öne alıyorum. İki ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. İpimi tekrar geriye atıyorum. Artık zaten belirli bir hat oluşuyor arkadaşlar. Düz bir hat. Bakın yanlış aldım. Yanlış aldığım için de farklı bir görüntü oldu. Orada düz bir hat elde edeceğiz. Yanlış ilmek almamaya özen gösterelim. Şimdi şurayı bir düzelteyim. Yanlış ilmek aldığım yeri düzeltiyorum. Hemen yanından ilmeğimi alıyorum. Düzgün bir şekilde aldım bu sefer. İpimi öne aldım. Alttan çıkardığım ilmeğimi şişime takmıştım. Ve sıradaki ilmeğimle birlikte ördüm ve kestim. Gerideki ilmeğimi üzerinden atlattım. Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyoruz arkadaşlar. Ardından da diğer paçamızı örmeye başlayabiliriz. Bu paçamızda ne yaptıysak diğer paçamızda da birebir aynı işlemleri yapacağız. Hiçbir farklılık yok. Dilerseniz videoyu geriye alarak tekrar seyrederek paça kısmını yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk paçamız bitti. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. İpimizi örgümüze tersten başlayacak şekilde bağlıyoruz. Çünkü düz kısmı örmüştük. Şöyle bir kontrol edeyim. Burası başlangıç ipimiz. Şöyle düz kısmı örmemişiz. Buna dikkat edin. Başlangıç ipimizden itibaren nasıl örüyorduk? Sağ sol ördüğümüz için bakın başlangıç ipim geride. Düz olarak devam edeceğiz. Bu kısma şöyle ipimi ayarladım. Ve sıramız neyi gerektiriyorsa artık onu örüyoruz. Şimdi bağlamıyorum ipimi. Bir sonraki sıramda bağlayacağım. Burada bir tane gizli arttırma yapıyorduk. Şöyle arkadan da şu ipimi bir düzelteyim. Şöyle sıkılaştırdım. Şimdi ilk ajur çalışmamızı yapacağız hemen. Örmeye başlayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir doladım. İlmek yönümü değiştirdim. Ve iki ilmeğimi birlikte ördüm ve kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani ilk kısımda ne yaptıysak arkadaşlar, ikinci kısımda da birebir aynısını yapacağız. Bütün ilmeklerimiz baştan aşağıya yapacağımız iş aynı, hiçbir değişiklik olmayacak. Videoyu geriye alarak aklınızda kalmadıysa tekrar seyrederek ilk bacak kısmını, pantolonumuzun paçasını, bacağını, yapış şeklimizi tekrar seyredebilirsiniz. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Ben şimdi bu bacağı da tamamlayıp geliyorum. Bugün niyeyse kekeleyip duruyorum. Ondan sonra da dikişlerimizi yapalım arkadaşlar. Ardından kordonumuzu yapacağız ve pantolonumuzu tamamlayacağız. Şimdi ipimi bitirdiğim yerde kesmedim.
Şöyle öncelikle içten bir, bakın şöyle çapraz içten bir dikeceğim. İki kat olduğu için bu kısmı aşağıya kadar bu şekilde ineceğim. İpimi gezdirmiş oluyorum bahanesiyle. Canı sıkılmış ipimin. Şöyle aşağıya kadar geldim. Önce iç kısmını diktim. Şimdi dışarıya alıyorum ipimi. Şöyle dış kısımdan itibaren dikiş çalışmamızı şöyle üzerinden yapalım arkadaşlar. İğneyi çok derine batırmamaya çalışın ki üst kısımdan dikiş çalışmamızı yapabilelim. Düzgün bir şekilde dikmiş olabilirim. Videolarımın arasında robadan hırka kol dikişi videosu vardı arkadaşlar. Birebir oradaki gibi kol diker gibi bu kısımları da o şekilde dikeceğiz. Şöyle en dipten ilmeklerimize bata bata. Kesme işlemlerini 2 ilmek içeriden yaptığımız için rahat bir şekilde dümdüz dikişimizi yapabileceğiz. A kısmına yaklaştım arkadaşlar. Bu kısımları birlikte dikelim. Ne yapıyorduk? Her ilmeğimizden bir sonraki ilmeğe ve en son çıkış yaptığımız ilmeğe çapraz kısımda da o şekilde batış yapıyorduk. Şimdi böyle A kısmına geldim. Burada da A kısmına geldim. Hatta tam A kısmındayız. İki kısımda da bakalım. İlk ilmeği takmışım. Evet, şöyle şuraya da geçirelim. Örer gibi arkadaşlar çok nazik bir şekilde dikeceğiz bu kısmı. Bakın şöyle tam A kısmının denk geldiği yer. Şöyle karşıya batıyorum. Tam hemen aradaki boşluk ilmeklerine batıyorum. Şimdi burada bakın 2 tane ilmek var. Oraya batıyorum ve sonra kenardaki ilmeğe batıyorum. Örer gibi arkadaşlar, dediğim gibi çok nazik bir şekilde, ama burada bu hatayı yaptım. Şöyle şurayı tekrar toparlayacağım. Bakın şurada parmağımın olduğu yerde bir delik oluştu. Onun için şöyle ipimi geri koyacağım. Koton ipi olduğu için rahatlıkla yapabiliyorum bu işlemi. Şöyle yapacağım. Geri geliyorum. Söktüm bu kısmı. Ne yapıyorum? Şuradan çıkış yapalım. Şu ilmekten çıkış yapalım. Toplayalım. Bu kısmı toplayalım. Aynen bu şekilde çok daha güzel oldu. Sonra topladıktan sonra karşıya tekrar bakın roba çıtası gibi olan yere battım. Şöyle bir A şekli oldu, bakın harika oldu şu an. Gerçekten muazzam bir dikiş oldu. Ve şöyle kontrolünü de sağladım. Hiç aralık kalmadı. Şimdi artık normal ilmek olarak dikişime aşağı kısımlara doğru devam edebiliyorum. Bakın tam birleştirdik burayı arkadaşlar. Örer gibi bir birleşme oldu. Hiç belli değil yani. Bu şekilde bacak kısmını bileğe kadar dikelim. Ardından bel lastiği kısmını dikeceğiz. Ve arzu edersek kordon, lastik, ip, ne takmak isterseniz arzu ettiğiniz şekilde bir bağcıkla süsleyebilirsiniz. Şurada potluk olmasın arkadaşlar. Ona özen göstermeye çalışıyorum. O
kadar düzgün oldu ki anlatamam size. Hiçbir sıkıntı yok. Sanki burada dikiş yokmuşçasına devam ediyorum. Şimdi ben bacak kısmını da dikip geliyorum arkadaşlar. Örgümü kendi kendine sevmeyi bırakıp dikişe devam. Çok muntazam bir görüntü elde ettik. Şunun tat dışına bir bakar mısınız? Öyle güzel görünüyor ki anlatamam size. Devam ediyorum şimdi. Ne yapıyoruz? Şöyle arkadaşlar, başlangıç ipime iğnemi geçiriyorum. En başta başladığımız ilmeğimi burada bir kez daha kullanıyorum. Şöyle şurayı bir sağlamlayayım. İpim pek sağlam olmadı. Biraz da uzun bıraktım. Şimdi oldu. Arkadaşlar şöyle katlıyoruz. Kaç sıra örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra. 9. sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi şu alttaki ilmeğe tam altından denk getirmeye çalışıyorum. Kaydırmamaya özen gösterin arkadaşlar. Hep alttaki ilmekleri kullanarak dikişimizi yapacağız. Yani bir nevi aslında dikiş değil de tel olacak bu kısım. Yani çok sıkmadan bakın şu şekilde artık katlayacağım bu kısmı. Hep şu alttaki ilmeği kullanacağım. Karşıyla birleştireceğim. Şu ipimi bir düzeltemedim. Şimdi bu şekilde bakın şöyle alttaki ilmekten alıyorum. Karşıya batıyorum. Alttaki ilmekten alıp tam karşısındaki ilmeğime batıyorum. Bu şekilde tam bir tur dikişimizi yapalım ve ardından arzu edersek kordon, arzu edersek ip veya lastik ne dilerseniz onu takabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bu dikişimi de tamamlayıp geliyorum. Bel kısmının da dikişini yaptım ve geldim. Bakın şu şekilde belli belirsiz, dışarıdan belli olmayacak şekilde bir dikiş yaptım. Ve pantolonumuz hazır. Ben pantolonumuza kordon ördüm. Ve ucuna hazır pompon taktım ama iplerini daha geçirmedim. Öylesine taktım sizlerle paylaşayım diye. Pantolonumuz 1-1,5 yaşa uygun oldu. Üzerine istediğiniz şekilde kombinleyebileceğiniz bir renk. 50 gramlık 2 tane yumak kullandım pantolonumuzda ve tam yetti. Umarım sizler de severek beğenerek yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.